Cimbom'dan yeni transfer harekatı. Galatasaray gelecek sezon için kadro planlamasını yaparken orta saha pozisyonuna güçlü bir takviye yapmayı amaçlıyor. Ndombele ve Oliveira ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı Kırmızılılar yeni hedef olarak Jens Kavuste'yi belirledi. Napoli'nin genç orta saha oyuncusu Jens Kavuste, İtalyan basınında Galatasaray'ın radarına girdiği haberleriyle gündeme geldi. 24 yaşındaki İsveçli futbolcu geçtiğimiz sezon 12 milyon euro karşılığında Reims'ten Napoli'ye transfer olmuştu. Ancak Napoli'nin Kavuste'yi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Jens Kavuste bu sezon Napoli formasıyla 29 maçta toplam 1027 dakika sahada kaldı ve bir asist yapma başarısı gösterdi. Gol katkısı sağlayamamış olsa da 21 kez İsveç milli takımı formasını giyen genç oyuncu defansif ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çekiyor. Galatasaray yönetiminin sezon sonunda Kavuste için Napoli ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. İsveçli orta saha oyuncusunun Sarı Kırmızılıların oyun yapısına katkı sağlayabilecek potansiyelde olduğu düşünülüyor. Galatasaray'dan rüya transfer. Süper Lig'in lideri Galatasaray'da heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom dikkat çekecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Listesinde önemli isimler bulunan Sarı Kırmızılıların dünya ünlü bir yıldız için adım attığı belirtiliyor. İşte o isim ve transferin detayları. Galatasaray'ın kurmayları yeni sezon için birçok ünlü isimle temasta bulundu. Bu çerçevede Cimbom'un ilk büyük adımı attığı ortaya çıktı. Sarı Kırmızılı ekibin göz kamaştıracak bir futbolcunun peşinde olduğu iddia edildi. Yönetimin sezon sonunda başarılı bir sonuca ulaşması halinde bu transferi büyük ölçüde gerçekleştireceği öne sürüldü. Eğer Galatasaray bu yıldızı kadrosuna katabilirse son yılların en çarpıcı transferlerinden birine imza atmış olacak. Sarı Kırmızılılar, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El Nasr'da forma giyen Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın Senegalli futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi planladığı iddia ediliyor. El Nasr'da mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği belirtildi. Bu noktada Mane'nin menajerler aracılığıyla Sarı Kırmızılı ekibe önerildiği ifade ediliyor. Cimbom'dan yılın transferi. Galatasaray sezonu başarıyla tamamlamaya yaklaşırken devre arasında Sacha Boey'i Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer etmesinin ardından Alman basını Fransız sağ bekle ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. İşte detaylar. Süper Lig lideri Galatasaray'da gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey, Ocak ayında Alman futbolunun dev ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Ancak Bavyera ekibinde aradığını bulamayan Fransız sağ bek eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken sağ bek arayışında da bulunuyordu. Sarı Kırmızılı ekip ara transfer döneminde Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Alman basınından gelen haberlere göre Sacha Boey önümüzdeki sezon tekrar Galatasaray forması giyecek. Cimbom'un bu transferde Münih ekibiyle anlaştığı haberin detaylarına göre açıklandı. 21 yaşındaki oyuncu Bayern Münih formasını sadece 2 maçta 109 dakika süreyle giyebildi ve bu süre içinde takımına skor katkısı sağlayamadı. Galatasaray'a dev servet. Cimbom'un Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya yönelik ilginin arttığı haberleri gündemi meşgul ediyor. Özellikle Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ın bu oyuncuyu istediği ve transfer için adımlar attığı belirtiliyor. Boca Juniors Başkanı Juan Román Riquelme'nin gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda Torreira'nın da listesinde olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ın Torreira için belirlediği bonservis bedeli konusunda net bir tutum sergilediği görülüyor. Sarı Kırmızılıların 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu, Galatasaray'ın oyuncunun değerini koruma ve gelecek transferler için güçlü bir pozisyon elde etme isteğini yansıtıyor. Torreira'nın performansı da transfer spekülasyonlarını besliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bir gol atıp 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor ve güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak belirtiliyor. Galatasaray genç yıldızdan vazgeçmiyor. Yeni sezon kadro çalışmalarına hız veren Cimbom, uzunca bir süredir takip ettiği genç yıldızı gündeminde tutmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılıların gözdesi için Alman ekibi de devreye girmiş durumda. Süper Lig'de şampiyonluğu aramak kala mücadelesini sürdüren Galatasaray bir yandan da yeni sezonun kadro çalışmalarına odaklanmış durumda. Sarı Kırmızılılar uzunca bir süredir gündeminde yer alan genç yıldız için transfer yarışına girmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'da orta saha takviyesi geçtiğimiz yazın da en kritik konularından biri haline gelmişti. Sarı Kırmızılılar yeni sezon öncesinde de bu bölgeye bir takviye yapmak istiyor. Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'nin beklentileri karşılayamaması, Dries Mertens'in ilerleyen yaşı bu bölgede genç bir oyuncu takviyesine öncelik kılmış durumda. Galatasaray'ın sezon başından bu yana Bodo Glimt'in yıldız oyuncusu Albert Krombayek ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Sarı Kırmızılıların yakın takip aldığı Danimarkalı orta saha için ara transfer döneminde bir hamle yapabileceği ifade edilmişti. Bu durum gerçekleşmemiş olsa da Galatasaray yıldız oyuncudan vazgeçmiş değil. Alman basınından bildiğin haberine göre Werder Bremen, Bodo Glimt'in genç yıldızı Albert Krombayek'i kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu ile çok sayıda takımın ilgilendiğinden bahsedilen haberde isim verilen tek kulüp olarak Galatasaray dikkat çekti. Cimbom'un 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu ifade edildi. Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası. Aslan'ın genç yıldızı Barış Alper, İngiliz kulübü Aston Villa'nın dikkatini çekmiş gibi görünüyor. Özellikle Galatasaray'ın başarılı oyuncusu için yapılan teklif kulüp yönetimi tarafından değerlendirilmiş ve reddedilmişti. Ancak Aston Villa'nın teklifini artırmasıyla birlikte transfer süreci yeniden canlanmış gibi görünüyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euro talep etmesi, oyuncunun değerini ve kulübün bu transferden elde etmek istediği kazancı gösteriyor. Eğer transfer gerçekleşirse bu Galatasaray tarihinde önemli bir satış olacak ve Barış Alper Yılmaz en yüksek bonservis bedeline sahip yer oyuncu unvanını alacak. Galatasaray'ın bu transferdeki kararlı duruşu kulübün mali durumunu güçlendirmeye ve gelecekteki yatırımlar için kaynak oluşturmaya yönelik bir strateji izlediğini gösteriyor. Ancak taraftarlar genç yeteneklerini kaybetmek istemiyor. Bu nedenle transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve ardından Galatasaray'ın nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor. Transferde mutlu son. Sezonu zirvede bitirmeyi hedefleyen Sarı Kırmızılılar, orta sahaya tecrübeli bir isim katmak için uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu ve bu çabaları sonunda Matias Vecino ile anlaşmaya vardı. Lazio ile sözleşmesi sona ermek üzere olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'ın teklifini kabul etti. İtalyan basınına göre Vecino'nun sarı kırmızılı formayı giymeye karar vermesi takıma önemli bir tecrübe ve kalite kazandıracak. Vecino kariyerinde Serie A, Coppa Italia ve Avrupa sahnesinde önemli deneyimlere sahip bir oyuncu. Galatasaray bu transferle orta sahasını güçlendirerek hem Süper Lig'de hem Avrupa kupalarında daha iddialı bir konuma gelmeyi amaçlıyor. Vecino'nun liderlik özellikleri ve oyun zekası Okan Buruk'un sistemine önemli katkılar sağlayabilir. Bu önemli transferle birlikte Galatasaray taraftarları yeni sezona olan umutlarını daha da artırdı ve takımlarının şampiyonluk yolunda güçlenmesini büyük bir coşkuyla karşıladı. Cimbom'da Abdurrahim Albayrak bombası. Galatasaray'da gerçekleşecek seçim öncesi önemli gelişmeler yaşanıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek yeniden aday olmuş ve yönetim kurulu listesini şekillendirmeye başlamış durumda. Ancak sürpriz bir şekilde eski yönetici Abdurrahim Albayrak'la ilgili flaş bir haber gündeme geldi.